Herkese selamlar dostlar. 5 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 5 adet mücadelem var. İdealleri ve yüksek oranlarıyla birlikte bu sefer Cuma günüyle artık yavaştan start veriyoruz. Zaten çoktandır verdik. Ama ligler böyle istediğimiz maçlar başlıyor. Daha izlerken keyif aldığımız maçlar. Herkese hayırlı olsun. Ve biz kasalar uçuş modunda, uçuş modunda diyoruz. Ve kombinemiz ekrana gelsin. Dün bir adet kombine vermiştik. Uçuş modu etkin başlığında. Bu kombin Kızıl Yıldız maçına 2.5 üst olarak değerlendirme altına aldım. Hatta YouTube'da da verdim şöyle bir yüksek oran verdim ki yüksek oran grubunda da ev sahibi iki yeri de kazanır. Ki anlattığımda da söyledim sizlere. Dedim ki zaten deplasmanda gol beklenmiyor deplasman tarafından. Goller evden bekleniyor. Deplasmanda atar işimize gelir. Biz 2.5 üstü alalım. Çıkalım maç 5-0 bitti. Makabe Hafya maçını aldım Apollon'la karşı. Apollon'u zaten Güney Kıbrıs ekibi. Dedim Kıbrıs'ta yaşıyorum. Bu Güney Kıbrıs'ın biri bin olsa ne olur dedim ben size. Ev sahibine yapıştıralım dedim. Olympiakos karşısında izlemiştik. O da geldi. Günün kombinesi olarak verdiğim tek kombine başarılı şekilde sonuçlandı. Kazanan kata Telegram üyelerimizin hepsini tebrik ederim arkadaşlar. Geçtim bunu. Genel rapora baktığımız zaman da YouTube'da da gerçekten güzel işler çıkardı 3 Ağustos için. Toplamda 5 adet ideal karşılaşmam vardı. İdeal dediklerime bakmayın oranları bazıları yüksekti. Mesela Karabağ'ın 1.80 bandında oranı vardı. 1.70 olması lazım KG varın. İdeallerden 5'te 4 kaldık. Yüksek oran olarak 4 tane de yüksek oranlı karşılaşmam vardı. 3 tanesi de başarılı oldu baktığımız zaman da. Gayet güzel kazançlar elde edenler var. Gerek YouTube yorumlarında gerek de Instagram'dan bana mesaj atanlardan hepsine teşekkürler. Bereket versin diyelim. Geçelim bunu da YouTube raporumuzda çok başarılı. Ve bir de herkes açık Telegram grubumuz var bildiğiniz üzere. Açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Dün mesela dün gece saat 2 maç izliyorum. 2.47'de atmışım bakın ekranda da gördüğünüz üzere. Sao Paulo'nun maçını izliyorum. Devreyi izledim dedim ki gececilere selam olsun. Herkes açık gruba attım. Bir de katıl grubumuza zaten atıyorum. Oradan ilet yapıyorum gördüğünüz üzere. Dedim ki gececiler de açık olsun. Orayı da bu sezon aktif kullanmaya çalışacağım. Mesela bugün de bir tane maç önü yazısı attım aynı şekilde. Bu şekilde ara ara orayı da etkin kullanmak istiyorum. Katıl grubuna gelemeyenler için. Bu şekilde böyle de herkese bir hizmet vermeye çalışacağım bu sezon. Burada da bir golünü verdim mesela gececilere. Alanlar olmuş o saatte 250 kişi falan görmüş. Tebrik edelim diyerekten. Geçeyim açıklamada linki var tıklayıp gelin. Ve bir adet de skor yarışması yapalım. Skor yarışmasından önce Karabağ'ın maç skorunu bilen arkadaşımız Burak Sıfır isimli kanal arkadaşlar. Burak Sıfır isimli kanal bana Instagram üzerinden mesaj atarsa Ağustos ayı boyunca iste, katıl Telegram gruplarımızda misafir edebiliriz. Ve bir skor yarışmamız var. İstanbul Spor, Trabzon Spor'un maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı, herkesi değil bir arkadaşımızı katıl Telegram grubuna alacağız. Fenerbahçe maçının skorunu yaptım. Maşallah çok yorum geldi. Bir sürü adam alacağız galiba. Sürpriz bir sonuç çıkmazsa. Bakalım Trabzon maçının skorunu sorduk anlatacağım zaten bu maçı da. Geçtim. Sezon başlıyor arkadaşlar. Sizlerden ricam videolara güzel bir şekilde like atmanızı, Desteklerinizi vermeniz, like, yorum ne yapabiliyorsanız yapmanızdır. Bakın önümde kaç tane not var burada. Sayfa sayfa not çıkardım sırf şu maçlara. Ki zaten izlediğim maçlar, izlediğim takımlar, takip ettiğim maçlardı. Hazırlık maçlarını. Bakalım güzel başlayalım. İstanbulspor Spor karşı karşıya geliyor. Şimdi İstanbulspor hakkında biraz bahsedelim. Şimdi İstanbul Spor, bu sezon çıktı bildiğiniz üzere Süper Lig'e. Osman Zeki Korkmaz ile devam eden bir aynı var. Ve şöyle bir durum var. Süper Lig her, her çıkan takım böyle yeni bir yapılanma, yıldız oyuncu getirme, bir yapılanmaya girer, kadro dönüşümü, değişime girer. İstanbulspor bu sezon onu yapmadı. İstanbulspor'da mesela Roka omuz sakatlığı var. Sakat olarak yazıyor. Dedim ki nereden bir sakatlığı var? Bir araştırayım dedim. Omuzdan sakatmış adam. Roka kanat oyuncusu ve en etkili oyuncularından bir tanesi İstanbulspor'un. Kaleci Alperen vardı. Bunların iyi kaleciydi. Antalyaspor'a gitti. Onun yerine Jensen diye Red Bull takımından bu Brezilya'nın Red Bull takım olması lazım. Oradan kaleci aldılar ve Erencan Emrecan Uzunhan olması lazım. Aynen. Emrecan Uzunhan gitti arkadaşlar. O da defans Beşiktaş'a gitti genç oyuncu. Geçen sezon 20 maç falan oynadı. Onun yerine de bir defans aldılar. Kadro olarak yani İstanbulspor bir gelişim göstermedi. Onu belirteyim sizlere. Çok bir transfer yapmadı. Yeterli görüyor muhtemelen kendini. Trabzonspor'da şampiyon gibi oynamaya devam ediyor. Son maçta 4-0 gibi kazandı net bir şekilde. Geçen sezonki kadroyu çok değiştirmediler ama Abdullah Hoca diyor ki ya yetersiz diyor 4 tane 5 tane transfer yapmamız lazım diyor. Larsen'i aldılar sağ ki o da golünü attı. Bruno Perez zaten bu maçta olmayacak onun yerine muhtemelen Larsen oynayacak. Stoperde Densville Hugo solda Elmalı oynayacak Eren. Onu aldılar bu sezon Kasımpaşa'dan. İleride Viska, Cornelius, Trzaget gibi isimler olacak. Vakeyme gitti fakat Trzaget de iyi bir oyuncu yani. Onun yerini doldurabilecek bir oyuncu. Ben yani burada bence ilk maçtan bir sürpriz aramayalım diyorum. Trabzonspor'un tarafına gidelim diyorum. Bir maç sonu 2'ye alırız. Çünkü İstanbulspor yeterli o şeyi vermedi ki maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda. Yani İstanbul Trabzon zaten burada 5 gün önce maç yaptı. 4-0 kazandı. Yine çok bir değişiklik olmayacaktır. İstanbulspor'a göre Trabzon belki daha alışık gelecektir. O yüzden burada bir Trabzon tarafına gidelim diyorum. Maç sonu 2 1.57'den idealden öneririm. Yüksek oran olarak ne yaptığımız zaman da Trabzon gollerle başlarsa 2-3'ü de ardı ardına atabilir. Handikaplı bir Trabzon galibiyeti de 2.63 gibi orandan sizlere önerebilirim. Bol şanslar. Frankfurt Bayern Münih mücadelesi golü geçmesini beklenen bir karşılaşmalardan bir tanesi. Ben de öyle bekliyorum. Şimdi Bayern Münih tarafında Lewandowski gitti fakat yerine Mane geldi. İnanın Mane'nin de Lewandowski'den çok bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Son oynanan Leipzig maçını izledim. 5-3'lük maçı. İnanılmaz bir maçtı. Özellikle 4 üçgen Leipzig öyle bir basıyor ki anlatamam. 4-4 dört, dört olacak sandım. Leroy Sané'ye bir tane uzun top geldi. Kaleci İmaliçi yer çalmadı. Golünü attı adam. Her neyse şimdi Bayern Münih de kadroyu bu sezon bence güçlendirdi. Yerinde transferler bence. Lewandowski yerine Mane çok iyi ki son oynadığı maçta Leipzig maçında bir tane gol attı. İki tane de iptal olan golü var yani. Bir ayakla sürekli offside adam. Orada bir sinirlendik Mane'yi de her neyse. Delight'ı aldı. Savunmaya çok önemli. Ajax'tan Mazru ile Graven Bey'i aldım zaten. Nagelsmann'ı çok beğenmiyorum ama takım şu 5-3'lük maçta bana çok umut verdi. Yine Bundesliga'nın şampiyonu olur bence. Frankfurt'ta çok güçlendi açıkçası. Frankfurt'ta bence nokta transferler dediğimiz transferler yaptı. Alaryo'yu aldı, Gölse'yi aldı, Hauge'yi aldı. Takımı onlar da güçlendirdi. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. 3-1 bandında bir Bayern Münih galibiyeti gelebilir. Ben ideal bir tercih yaptım çıktım bu karşılaşmaya. Yüksek oranı da öneriyim hatta. 2.5 üstünde 2. Burada bir Bayern Münih tarafına gittim. 2.5 üstünde 2 kazanır diyerekten de. Eğer yüksek oran isteyenler varsa 3.5 üstünde 2 yapsın. Benim skor beklentimde 3 birlik Bayern Münih galibiyeti. Crystal Palace Arsenal karşılaşması. Dedim acaba bu maçta Arsenal'a çok fazla yüklem olur maç patlar mı? KG'ye mi gitsem dedim. 1-1 gibi bir skor çıkar mı diye bunu düşündüm. Fakat dedim ki oynayan takımdan niye çekineceğim kardeşim dedim. Dedim Arsenal'a 4 attı. 2 gün önce Sevilla maçına ben izlemiştim. Chelsea maçını izlemiştim. Sevilla'yı oynayacağım maça da maç önü attım. Herkes açık gruba attım. Normal kendi grubumuza attım. 20 dakikada 4 attılar zaten. Muazzam yani böyle oynayan takımlara oynayacaksın yani korkmayacaksın yenilirse de yenilsin yani oynasın da yenilsin yani öyle diyeyim ben size şimdi Arsenal yaptığı transferler bence çok iyi oldu Jesus, Vera, Zinchenko bir de Marquinhos aldılar forvet diye Sao Paulo'dan aldılar forvet bu 19 yaşında genç Brezilyalı bir oyuncu ee, ama henüz daha forma şansı bulamadı sanırım. Hazırlık maçlarında bir iki kere oynadı da normal şu son maçlarda girmedi diye biliyorum ben. Şimdi Crystal Palace'a baktığımız zaman da kanatları çok kullanan bir ekip. Özellikle Zaha'nın olduğu kanadı çok kullanırız. Çünkü Zaha'yı da mutlaka bilirsiniz. Premierlik takip edenler bilir. Hatta benden daha iyi bilir öyle söyleyeyim. Bireysel anlamda çalım manyağı yapan bir adam yani çalımı seven bir adam sol kanadı otoban yapabilecek bir adam yani öyle söyleyeyim. Üstüne bir de şöyle söyleyeyim ben size. Arsenal burada baskı kuracaktır Crystal Palace'a karşı. Üstüne gelen takımlara karşı da kontrol ataklarla birlikte iyi oynayabilen bir takım. Vera sonrası gerçekten takım seviye atladı yani. İleride de Eduard'lar Celtic'ten transferleri geçen sezonda iyiydi. Bu sezonda da hazırlık maçlarıyla birlikte iyi başladı. Fakat ben dedim ki KG mi deplasman 1.5 üst mü? Dedim ki deplasmanı 1.5 üstüne gidelim. Burada Arsenal'ın atacağı iki golü sizlere idealden önerebilirim. 1.68'lik oranı var. İdealden bence gayet güzel. Oran yüksek yani. Oynayan takımın arkasına gidelim. Bir de benim skor beklentimi söylemek istiyorum bu maça. 2-1'lik bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Onun da oranı arkadaşlar 6.54. Bu da sistemcilere bir önerimdir. 2-1'lik Arsenal galibiyeti. Lyon'la Ajax'a mücadelesi. Lyon'la arkadaşlar geç eski oyuncuların adları var ama bedelsiz şekilde nokta transferler yaptılar bana sorarsanız. Tolisso, Lacazette, Tagliafico gibi bunlar öne çıkan yıldızlar olduğunu söyleyebilirim. Lyon zaten güçlü bir kadrosu vardı. Ofans anlamda üretkenlik olarak bir sıkıntı çekmeyen bir kadrosu vardı Lyon'un. Kendi evlerinde zaten sürekli baskı halinde oynayan ve yedikleri golleri de arkadaki bıraktığı boşluklarla yiyen bir takımdı Lyon genellikle. Fakat sürekli baskıyla oynayan bir takım olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Lyon'un herhangi bir gol sıkıntısı yok. Özellikle baktığımız zaman da geçen yıl... E Şartlar Donetsk'ten alınan bir Tete vardı. Bu sezonda sağ kanatta oynayacak. Muhtemelen Torissa oynayacak. Hücum hattında muhtemelen Lacazette olacak. Solda da Ekambi olacak. Muhtemelen Lyon'un ideal kadrosu bu şekilde. Lyon böyle bir kadroyla Ajax öyle oynayacaklar. Deplasman takımı da bazı transferler yapmış. Takımı böyle ee, yani ne bileyim Le Havre'den almış mesela 300 bin euroluk bir eleman almış. Kim bilmiyorum ben. Ama bazı transferler yaparak da takımı güçlendirmeye çalışmış. Burada deplasman Lyon'a karşı defans oynayacaktır zaten. Lyon'a karşı hücum oynayamazsın. Oynarsan 5 yersin. Öyle bir üretken bir takım. Bu yüzden tek ideal tercih olarak ve ideal kombinlere koyulması gereken maçlardan bir tanesi. 131 olanından ben burada Lyon'un atacağı 2 golü sizlere öneririm. Değerlendireceklere bol şanslar. Benfica ile Aruka mücadelesi. Benfica'dan bahsettim zaten. Geçen maçta yüksek mislisini yaptım. Yani birden birine bile yüksek misli yapılabilir dedim o karşılaşmaya. Son videoda zaten anlattım ben bunu. Şimdi Deplas ev evinde ilk maçını oynayacak ligdeki. Burada Roger Schmidt ile birlikte iyi işler çıkaran bir Benfica var. Yaptığı transferler zaten yine genç transferler. Şimdi şöyle düşünmeyin kesinlikle. Nunez gitti bu takım ifla olmaz vesaire düşünmeyin. Çünkü Benfica yıllardır böyle futbolun üretim yani futbolcu üretim takımı bu takım sürekli genç transferler yapan yani o Scott ekibim oluyor her neyse gençleri bulup geliyor kendi altyapısından zaten sürekli adam çıkaran bir takım Benfica 2 2 yıl önce 3 2 -3 yıl önce kimler vardı Renato Sanchez Ruben Diaz bir sürü isimler Benfica'dan çıktı yani Portekizli Yıldızların çoğu Benfica'dan çıkar bu genelde hep böyledir. Üretim takımıdır. Yine gençler var. Mesela ileride Ramos var. Son maçta Midland maçında hat-trick yaptı. Burada yine iyi bir başlangıç yapacaktır diye düşünüyorum Benfica takımı. O yüzden burada ilk kere bir tercihini direkt idealden önereceğim. Çünkü başka türlü oran yok. İdealden alabileceğimiz tek tercih burada İlk kere bir tercihidir. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 5 adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.